Merhaba arkadaşlar. Tabletler gerek çocuklarımızın eğitim hayatında gerekse günlük kullanımları için vazgeçilmez bir ürün haline geldiler. Biz de tablet almak için yaptığımız araştırmalar sonucunda Casper VLE40 model tablet almaya karar verdik. VLE40'ı tercih etmemizdeki en önemli neden son sürüm Android işletim sistemini kullanıyor olması ve fiyat performans açısından da diğer ürünlerden cazip olmasıydı. 6200 TL gibi bir fiyata ürünü sipariş ettik ve ürün elimize ulaştı. Ayrıca sipariş ettiğimiz teknoloji mağazasından da 270 TL gibi bir fark ödeyerek 1 yıl ek garanti aldık. Yani ürünümüz 2 yıl normal garanti süresi artı 1 yıl ilave garanti ile elimize ulaştı. Üründe sim kart desteği ile mobil 4.5G özelliği mevcut. Yine 128 GB dahili hafızaya ek 512 GB artırılabilir hafıza mevcut. Ekran koruyucu ve kılıf da almak istedik ama maalesef mağazadan bulamadık. Onu da temin ettiğimizde yine ekran koruyucu camın uygulanması ve kılıfı da nereden temin ettiğimizle ilgili ve ürünle ilgili kullanım deneyimlerimizi paylaşacağımız bir video atarım arkadaşlar. Yerli bir marka olduğu için garanti ve servis konusunda sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Kutu içeriğinde tablet, Type-C şarj kablosu, şarj cihazı, kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri mevcut arkadaşlar. Ürünle ilgili çok da fazla tanıtıcı video denk gelmedi. Yeni bir ürün olduğu için birkaç teknoloji tanıtım kanallarında videolar denk geldi ama normal kullanıcılar tarafından atılmış herhangi bir video denk gelmedi. Üründe Android 13 işletim sistemi mevcut. 8 çekirdek. 10.4 inç sinematik ekran, 8 GB RAM, 128 GB dahili hafıza, 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera, Bluetooth, Wi-Fi bağlantıları, ayrıca sim kart desteğiyle 4.5G mobil özelliği mevcut. Gümüş renk metal kasa ve çerçeve var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birçok tablet plastik. O yüzden daha sağlammış hissi uyandırıyor. Yine sinema ve müzik dinlemek için cihazın dört bir tarafında 4 adet hoparlör mevcut. Bu da konforlu bir seyir imkanı sağlar diye düşünüyorum. SIM kart yuvası cihazın üst tarafında. Sol tarafta on off tuşu, yine ses açma kapama, Type-C şarj girişi cihazın sol tarafında bulunuyor. Ürün bu şekilde, gayet şık bir görüntüsü var.
Ürünümüzü açıyoruz. Cihazı açtığımızda arkadaşlar ilk kurulum için bir takım yönlendirmeler yapıyor. Burada dil seçenekleri ve mobil bağlantı seçeneklerini soruyor bize. Biz mobil internet bağlantısını yapmadan çevrim dışı kurulumumuzu yapacağız. Cihazı dilediğiniz gibi kendi isteklerinize göre buradan şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da cihazla ilgili yine kurulum esnasında size özel kişiselleştirme özellikleri mevcut. Cihazı açarken sizden güvenlik şifresi belirlemenizi istiyor. Buradan şifrenizi belirleyip kuruluma devam edebilirsiniz. Şifremizi de belirledik, kurulumumuzu tamamladık arkadaşlar. Cihaz içeriğinde kullanacağınız birçok uygulama yüklü olarak geliyor. YouTube, Google arama motoru, görüntülü görüşme programları ve diğer birçok program kurulu olarak geliyor. Ayrıca herhangi bir uygulama indirme gereksinimi duymazsınız arkadaşlar. Şu an çevrim dışı internet bağlantısını yapmadan kurulumumuzu tamamladık. Uygulamalar arasında geçiş bu şekilde arkadaşlar. Gayet hızlı gözüküyor. Wi-Fi özelliğini açarak cihazımızı internete bağlayabiliriz artık. Wi-Fi'mizi açtık. Kullanılabilir internet bağlantılarını göreceğiz. Buradan şifremizi girerek internet bağlantısını gerçekleştirebiliriz. Şu anda cihazımız internete bağlandı.
Cihaz bu şekilde arkadaşlar. İnternet bağlantısını da yaptık. Cihazda 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera var. Bu da bir tablet için gayet yeterli bir kamera özelliği. Zaten bildiğiniz gibi tabletler fotoğraf ya da video çekmek için genelde kullanılan cihazlar değil arkadaşlar. Bu da bize yeterli bir kullanım imkanı sağlıyor. Sizde tablet ihtiyaçlarınız varsa Casper Via L40 modelini tercih edebilirsiniz arkadaşlar.